fırsat ürünleri olan bölgelerde Gölevi Atatürk Mahallesi yine merkezin içinde birçok noktada talepler arttı ve ciddi anlamda da satışa yansıdı. Yani 2019'un Şubat-Mart aylarında ciddi bir talep vardı. Biz tabii bölgede daha çok sorunsuz, sıkıntısız gayrimenkullerle ilgileniyoruz. Onları daha çok sorunu olanların da sorunlarına çözüm üretip yine de müşterilerimize sunuyoruz. Piyasanın değerlendirmesine bakınca daha önceki röportajlarımızda da belirttim. İnsanların ev isteği hiçbir zaman durmaz. Yani buna imkan yok. Çünkü herkes uyandığında çocuklarına, ailesinin bir ev sahibi yapmak ister. Herkese bir evi olsun ister. Bu yüzden konutta ciddi anlamda da talep her zaman devam eder. Aslında bugün konut fiyatlarını durduran faizler değil, yüksek maliyetler durdurdu. Konuttaki satışları onlar biraz etkiledi. Çünkü birçok lokasyonda konuttaki fiyatlamalar, yeni yapılarda özellikle şu anki mevcut konut fiyatlarının daha da üzerine çıktı. Yani bugün daha önce tamamlanmış konutların fiyatları 250 bin, 300 bin bandında seyrederken yeni yapılacak konutların, yani projeleri devam eden, henüz daha toprakta ve %30'larda olan projelerin maliyetleri çok yükseldi. Bu da piyasada ikili bir fiyat yarattı. Önceki sunumda da bahsetmiştim. Şu an mevcut fiyatlarda, yani fırsat ürünlerini ciddi anlamda değerlendirilmeli demiştim. Yine söylüyorum, şu an piyasada gerçekten ünyenin en iyi lokasyonlarında, sosyal donatıları yüksek olan lokasyonlarda, özellikle Atatürk Mahallesi, Gölevi ve bu civarlara yakın noktalarda ciddi anlamda fırsat ürünleri var. Hiç de çekinmeden herkes gidip çok rahatlıkla alabilir. Burada proje yapan arkadaşlarımız, müteahhit arkadaşlarımızı da ciddi anlamda kesinlikle güvenle gidip alabilirler. Hiçbir problem yok. Çünkü arkadaşlar canla başla projelerini piyasanın şartlarına rağmen sürdürmeye, bitirmeye de devam ediyorlar. Korkulacak sektörde bir şey var mı? Sektörde korkulacak tek bir şey var. Fiyatların bundan sonraki maliyetlerinde artmaması. Korkulacak tek şey bu. Yoksa konut satılır mı, satılmaz mı? Konut her zaman satılır. Yani bugün 100 yılda geçse satılır. Geçmiş tarihimize baktığımızda da herkes konut inşaatında, konut sahibi olmak yönünde hemen hemen her zaman ön plana kendini çıkartmıştır. Şunu da şuradan anlayabiliriz. Bazı insanların 3 tane 5 tane konut, bakıyorsunuz çocuklarına birer konut, aileye birer konut. Çünkü bu hiçbir zaman durmaz. İş yeri talepleri de durmaz. Ama ben şunu gördüm. 2018 ve 2019 yıllarında konutla beraber ticari iş yerlerine, özellikle doğru lokasyonlarda, önümüzdeki 10 yıl içinde değer katacak lokasyonlarda, çarşı merkezde, Atatürk Mahallesi'nde, Gölevi'nde, Devlet Sahil Yolu'ndaki bütün iş yerleri, hemen hemen satılığa çıkan iş yerleri ciddi anlamda talep gördü ve el değiştirdi. Değiştirmeye de bu devam edecek. Büyük çarşı içindeki büyük iş yerleri zaten her 50 yılda bir veya bazen bakarsanız 5 yılda bir, 10 yılda bir satışa çıkar. Ya bu aslında nesilleri takip eder. Nesiller değiştikçe, yaş ortalamaları değiştikçe bazı insanların farklı ihtiyaçları, farklı talepleri olur. Küçüklerini satarlar, büyüklerini alırlar. Bazen de satarlar, ailelerine daha farklı yatırım yaparlar. Yani satış da çok normal, almak da çok normal. Daha önce de söylediğim gibi şu an konutta önemli olan maliyetin bu seviyelerde kalması ve artmaması. Yoksa konut satışında hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Projesi devam eden, özellikle %80 bitim garantisi alan projelerin bence tüm müşterimiz gönül rahatlığıyla gidip alım yapabilir. 0.98'e, 0.88'e, 0.69'dan da dahi konut alan arkadaşlarımız oldu bizim bu memlekette 2013-2014 yıllarında. Eskiye dönülebilir mi? Tabii ki de dönülebilir. Nasıl ki döviz, altın derler ki gördüğü yeri bir daha görür. Yani bu da düştüğü yeri bir daha görür. Görmeyecek diye bir şey yok. Ama bu beklenti mi?
şöyle söyleyeyim ben. Şu an fırsat ürünlerinde konut kredilerindeki faiz oranlarının daha aşağıya gelmesini bekleyip o fırsatı kaçırmak da var. Zaten çok ciddi bir indirim var. Yani hazır bitmiş konutların bazılarında iyi lokasyonlarda gayet güzel fiyatlar var. Yani konut kredisi 0.98'e düştüğünde sanılmasın ki o fiyat hala yerinde kalacak. Hayır, bu sefer de konut kredisindeki düşüşe göre oradaki fiyat entegre olarak zaten 30-40 bin lira gene yukarıya yapacak. Dik yapacak yani. Şu anki fırsatları ciddi anlamda iyi lokasyonlarda, bitmiş ürünlerde, anahtar teslimi taşınılabilecek yerlerde kesinlikle değerlendirmekte fayda var diyorum. Yine iyi noktalarda, iyi yerlerde satılık iş yerlerimiz var. Bunlara da dikkat edilmesini istiyorum. Uzun vadede ciddi bir gelecektir. Bir ev iş yeri satın almaz ama bir iş yeri 10 tane bile ev satın alabilir. Bu mantıkla da devam ederken tüm müşterilerimize söylüyorum. Konutta güven her zaman vardır. Tapusu hazır olsun veya bitime yakın olsun, kendini tamamlamaya yakın halihazırda devam eden projeleri kesinlikle tercih edebilirler. Bence sıkıntı var, yok değil. Ama kesinlikle sonuçlanacak, çok daha kötü olacak bir pozisyon bence kesinlikle. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.